çok güzel bir cümle. Atatürk özgürlük demektir. Gerçekten muazzam bir cümle. Ama bu Atatürk özgürlüktür diyen bu cümleyi 8 yaşındaki bir çocuk veya bilemedin 6 yaşındaki bir çocuk özetliyor. Ha, o Atatürk özgürlüktür demek o çocuğun küçücük beyninde oturmuş, yerleşmiş, biliyor, tanıyor. Ama işte yaş 6 da olabilir ama yaş 60 da olabilir. Hiç fark etmez. Burada 60 yaşına kadar gelip de veya ileri yaşa, olgun yaşa kadar gelip de bunu anlayamamak o kişide sorun var demektir. Şimdi ben bu haberi gireyim mi girmeyeyim mi diye düşündüm. Yani aslında beyefendiye değer vermiş olacağız. Yani Ali Erbaş'ın ismini anlayacağız bir kez daha. Ya dedim gerek yok gerek yok. Ondan sonra hadi girelim, ya, girelim dedi tabii ki bizim çocuklara. Girelim arkadaş dedi. En azından dedi tavrımızı ortaya koyarız. Evet bak 6 yaşındaki çocuk biliyor neyin ne olduğunu. Diyor ki Atatürk diyor özgürlüktür. Ali Erbaş kaç yaşında bilmiyorum. Ama herhalde 60'tan yüksektir diye tahmin ediyorum. Hani olay yaşta değil. Olay başta, başta. Onun bu davetine icabet etmediler. Dahası... Ona... Atatürk'ün ölüm yıl dönümü bu yıl Cuma gününe denk geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Atatürk'e yer vermedi. Zira inancımız bize bu görevi yüklemekte insanlık bizden bunu beklemekte Hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için sık sık tepki görüyor Diyanet. Son 8 yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kutlanan milli bayramlar yok sayılıyor. Hutbelerde Atatürk anılmıyor. Bu kez o alışkanlık 10 Kasım'da tekrar etti. Camilerde okunan Cuma hutbesinde ölüm yıl dönümünde Atatürk'e ilişkin bir cümle bile geçmedi. Diyanet sosyal medya paylaşımıyla anmakla yetindi. Vurdum duymazlık ve boş vermişlik mümine yakışmaz. Sosyal medya kullanıcıları o paylaşıma tepki gösterdi. Sadece paylaşım görmek değil, hutbede duymak istiyoruz dediler. İnsanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. 2003-2010 yılları arasında görev yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu dönemindeki hutbelerde Atatürk anılıyordu. 2010'da göreve gelen Mehmet Görmezle birlikte Atatürk'e yer verilmemeye başlandı. Görevde kaldığı 7 senede Atatürk'ün anıldığı tek hutbe olmadı. Son Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Görmez'den devraldığı bayrağı taşımaya devam ediyor. Yani Ali Ayıbraş'ın umurunda bile değil yani. Yüzü bile kızarmıyor. Ya Ali Bey, Diyanet İşleri Başkanı, Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Yani siz çok önemli bir kurumun başındasınız. Ve sizin bu ortak değere sahip çıkmanız gerekir. Siz eğer sahip çıkmazsanız başkaları da sahip çıkmaz. Sizin örnek olmanız gerekiyor. Ali Bey bakın, sizin başınızdaki profesör ünvanı var ya. Siz... Bu rahmetli sayesinde ve arkadaşları sayesinde bu profesör ünvanını e, şu anda taşıyorsunuz. Ali Erbaş ismi var ya. Ali Erbaş ismi ve soyunun devamı, soyunuzun devamı bu insanlar sayesinde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Siz onu almazsanız siz en büyük günaha girmiş oluyorsunuz bence. Kulak yiyorsunuz kul hakkı onu amamakla. Ha, bazı imamlar andı onu da söyleyeyim. Ee, onun da görüntüleri sosyal medyada düş var. Twitter'da Profesör Doktor ee, Ali Erbaş'la ilgili bir soru var, o sorunun cevabını lütfen e, ankette cevaplayabilirsiniz, birazdan okuyacağım. Adını atamızın unutturmayacağız. Bugün camilerde cuma hutbesinde atamızı ve silah arkadaşlarını ağzına almayanları da sonsuza kadar ve sonuna kadar da unutmayacağız diyor. Ha, Erdoğan da buna hiç müsaade etmiyor, demek ki razı yani. Çağrı ya arkadaş sen ne yapıyorsun ya, ülkenin değeri bu adam. Yani bu fani yaşadı gitti. Bir dua adını almak bu kadar zulmü onu bile demiyor. Demek ki Erdoğan da aynı kafada diye düşünüyorum ben. Yani anıt kaberde mozelenin önünde bulunmak bir şey değil. En azından e, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin adını alması gerekirdi ama almıyor. Bir derdi var demek ki Atatürk'le. Ne derdi olabilir onu da bilmiyorum. Farklı zamanlarda yaşamışlar. En azından saygı göstermek gerekiyor. Geldik.